Arkadaşlar merhabalar. Dünyanın bak neler olmuş dedirten haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Taliban'dan Flash Türkiye açıklaması. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye'nin kendileri için kardeş ülke olduğunu belirterek Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz, dedi. Bizim mesajımız dünyaya şudur. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdekiler için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun, kimse için tehdit oluşturmuyoruz. Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Şahin, Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz, diye konuştu. Taliban sözcüsü çocuk kaçırma iddialarını yalanladı. Şahin, bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yalan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. Birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın ifadelerini kullandı. Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Bild gazetesi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi kaynaklarına dayandırdığı haberinde yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Haberde Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor dediği iddia edildi. Almanya Şansölyesi'nin Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız dediği kaydedildi. Çavuşoğlu, Oran'da başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oran'da önümüzdeki dönemde başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık diye konuştu. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeş Cezayir'in Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la görüştük, ikili ilişkilerimizde ve bölgesel, uluslararası konularda işbirliğini artıracağız ifadelerini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde geleceğe yönelik atacağımız adımlar, ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirme konusunda yine yapacağımız çalışmaları kardeşim Ramtane ve diğer bakanlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde bölgesel konuları da ele aldık. Cumhurbaşkanı Tebun'un bu konularda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda gerek Libya olsun, Tunus olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir'le bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir'le işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Oran'da Tosyalı tesislerini ve Makyol şantiyesini ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oran'da Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini gezdik, yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldik. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Oran'da önümüzdeki dönemde başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık ifadelerini kullandı. Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif. Ortak üretebiliriz. Rosteç Başkanı Sergey Çemezov, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçağın ortak üretimi konusunda Türkiye'ye teklifte bulundu. Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rosteç'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin insansız hava araçları geliştirme konusunda güçlü bir yetkinliğe sahip olduğunu belirterek, Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik işbirliği konularını istişare etmeye hazırız, dedi.
dedi. Türkiye'nin savunma sanayine yönelik önemli başarılar kaydettiğini belirten Çemezov, Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında kendi savunma sanayinde Türk teknolojisinin payı önemsiz bir düzeydeyken, bugün bu oranın %70'e yakın bir seviyeye gelmesi politikanın yüksek verimliliğini gösteriyor diye konuştu. Çemezov, ortak savaş uçağı üretimine yönelik görüşmeler yapılabileceğini belirterek, ortaklarımızla her zaman diyaloğa açığız. Türkiye ilgi gösterirse bu konuda da işbirliğine hazırız. Türkiye'nin kendi 5. nesil TFX savaş uçağı projesini hayata geçirme niyetinde olduğunu biliyoruz. Uçak sistemleri ve sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesindeki yetkinliğimizle Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı yapmada yardımcı olmayı değerlendirebiliriz, dedi. Türkiye ile Rusya'nın ortak helikopter üretimine yönelik görüşmeler yapabileceğini anlatan Çemezov, böyle bir olasılık elbette var. Ancak daha fazla adım atılması için Türkiye'nin net bir teklifle gelmesi gerekiyor. İlk adım atılır atılmaz bu alanı desteklemeye ve geliştirmeye hazır olacağız diye konuştu. Birleşmiş Milletler raporunda ortaya çıkan gerçek. İşte ABD-Taliban anlaşmasındaki gizli maddeler. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta Taliban'ın saldırılarından ve katliamlarından ABD'yi sorumlu tutmuştu. Varlığını ABD desteğine borçlu olan birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız? Bu sorunun cevabını ararken, emekli Büyükelçi Naci Korun'un haftalık yazısına konu ettiği son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunu gördük. Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi'nin hazırladığı 22 sayfalık Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban'la diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar başlıklı 12. rapor. Raporun yeni ve ilginç bir yönü Taliban ve El-Kaide başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de Doha'da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave gizli eklerinin olduğu ilk kez bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu belgesinde açıklanıyor. ABD'nin Taliban'la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir Birleşmiş Milletler raporuyla duyurulmuş oluyor. Anlaşılıyor ki ABD çekilme kararını çok önceden almış ve çekilene kadar Taliban'ın saldırıyı ertelemesini istemiş. Bu raporun ışığında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD'ye yaptığı suçlamaların gerekçesi daha iyi anlaşılıyor. Rapordaki şu cümle ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmanın bir özeti gibi. El-Kaide liderliğinin çekirdek kadrosunun Afganistan'ın Pakistan'a bitişik 15 ilinde yerleşik olduğu, örgütün ses getirecek uluslararası eylemlere girişmek için stratejik sabırla ABD ve NATO kuvvetlerinin ülkeden çekilmesini beklemiştir. İngiltere'den Afganistan açıklaması. Bir daha dönmeyeceğiz. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'ın kontrolünün Taliban'da olduğunu kabul ettiğini belirterek NATO ve İngiliz güçlerinin bu ülkeye geri dönmeyeceğini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki mevcut durum ve İngiltere vatandaşlarıyla İngilizler için çalışan Afganları başkent Kabil'den tahliye sürecine ilişkin ülke basınında farklı medya kuruluşlarına konuştu. Taliban'ın savaşı kazandığını kabul edip etmediği sorusuna Wallace, "Bir galibiyet bilmiyorum, sanırım ülkenin Taliban'ın kontrolünde olduğunu kabul ediyorum. Nerede olduğumuzu anlamak için siyaset bilimci olmamıza gerek yok." ifadelerini kullandı. Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Kabil'in kontrolünü ele geçirmek için yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna, "Hayır, geri döneceğimiz hesapta yok. ABD kalmaya niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu ve bu bizi zor seçimlerle baş başa bırakıyor. Bu süreç boyunca bu konuda oldukça dürüst olduğum" yanıtını verdi.